Adım Mehmet Buğday. Bu köyde geçim kaynağı köyü, halıcılık ve hayvancılık. Halıcılık tamamen bitti. Hayvancılık da bitme noktasında değil. Yem pahalı olduğundan dolayı. Bir de köyün fazla bir merada kalmaz zaten köyde. Çocuklar okuyor. Yani eski kişiye millet fazla heves etmez oldu artık. Artık bitti diyorsun hayvancılık. Yani bitme noktasına geldi diyorum yani. Bence pahalılıktan diyorum ben. Yemin pahalanması. Pahalı. Kurtarmıyor. Herkes malını satmaya çalışıyor, aynen, değil mi? Aynen. Herkesten aynı cümleyi duyuyorum da o yüzden. Ramazan Tokalı. Köyde yaşıyorum. Biz Mermer'e gidip geliyoruz. Hayvancılık bittiğinden dolayı. Bu tür gidiyor. Köyümüz aşırı bir göç veriyor. Köyde ilköğretim harici okul olmadığından dolayı köyümüz göç veriyor. Kayseri, Adana, Ankara. Hayvancılık da bittiği için böyle giderse 10 sene sonra herhalde bir 50 haneye düşer. İsmim Ömer Feres. Ben burada köy bakkalcısıyım. Bakkalda işte görüyorum. Akşama kadar 3 kişi 4 kişi gelmiyor valla. Sinek alıyor. Pahalı, ortalık çok pahalı. Adama da bir şey diyemezsin. Toptancı oradan veriyor bize. Toptancı getiriyor. Çok pahalı. Peki nereye gidiyor bu insanlar? Dağlara da gitmiyor. Dağlara göç veriyor. Pahalılıktan. Hayvancılık bitti. Yem pahalı olduğundan. İnsanlar göç veriyor. Gelip gidip yol parasından kaçınmak için ev kirası orada tutuyor. Oraya gidiyor hanımıyla. Artık köy hayatı ve köy hayvancılık hayatı bitti, bitiyor. Bitti. Hasan Ay. Ne iş yapıyorsun abi? Ben bir iş yapmaya. Nasıl gidiyor abi köyde hayat? Köyde hayat. Neler yapıyorsun? Nasıl zaman geçiriyorsun? Öyle ben emekliyim mesela. Engelli emekli. Onunla şey yapıyor işte. İsmim Cumali Saban. Burada ikamet ediyoruz işte. Dolmuşçuluk yapıyorum. Ulupınar Yahyalı arası. Arkadaşların dediği gibi göç çok verdiğinden dolayı arabamızı çektik, kapıya bağladık. Haftada 3 sefer Yahyalı'ya gidiyorum. Ayda 6 sefer. Yani daha önce hayvancılık vardı. Yem, saman, pahalı. Burada artık tarlalarımızı bile ekemiyoruz. Tapu yok, şudur budur diye. Kimse kıpratmıyor. Vatandaş zor durumda. Musa amca ile geçen sene yine çekim yapmıştık. Musa amca geçen sene köyün kuruluşundan bahsetmişti. Ben de burada köyde yaşıyorum işte. Belli bir işimiz yok. 65 maaşıyla, emekli maaşımızdan idare ediyor. Çok çocuk dağıldı gitti hep. Kimi İstanbul'da, kimi Adana'da. Onlar da genişlerde çalışıyorlar. Biz de burada karıyla yalnız bekliyor gel. Yapacağımız bir şey yoksa bu. Yaşımız da geldi gidiyor. 70-80 yaşına çıktı. Peki Musa amca, şu anda hayvancılık bitiyor. Yemden, mazottan dolayı. Hayvancılık yemden de bitti. Burada bizim arazimiz, kış arazimiz de yok. Güzden malımızı içeriye koyuyor. 6 ay içeriden çıkmıyor. Yem de çok pahalı olduğu için millet de elindeki sığırını, hayvanını satmak istiyor yani. Satıyor da yani. Artık gittikçe azaldım, köyler boşalıyor. Azaldı, boşalıyor evet. Mahmut Macar, ben 3 kıta bir şiir okuyacağım. Tamam amca, buyur. Bir eski kovana miseldir, her türlü çiçekten alı bal yapar. Yurdumuz içinde bir doğru yoldur, melmeke takanı takar kol yapar. Hocalar dese vermiş okutmuş, var olsun bir yaşta duyduğun tutmuş. Kimi deniz gibi ırmaklar yutmuş, kimi yağmur olcuysa sel yapar. Yiğitlik, cesurluk yılmaz, yorulmaz, tembele razı sufra kurulmaz. Veysel'in elinden hiçbir şey gelmez, çalayım yaprağı sevmiş yapar. Teşekkür ederim. Abi nasıl gidiyor köyde hayat? Hayat yaşanıyor böyle işte. Ne iş yapıyorsun? Hayvancılık yapıyor. Ne oldu, şu anda devam ediyor musun? Ediyor. Ne var, keçi mi, koyun mu? Keçi var, 5-10 kadar sayılır var. Mi, bu yem fiyatları seni etkiledi mi? Etkilemem ya yem fiyatları. Nerelere gidiyorsun? Kırda gidiyor. Mi? Toroslarda.
tahtacık falan evet, mı? Evet, Aksu'da. Hacer'e gidiyor musun? Hacer'e gitmiyorum. Peki bu hayvancılık üzerine söyleyeceğim bir şeyler var mı? Vallahi hayvancılık zor açtı. Bitecek herhalde. Kaç senedir yapıyorsun bunu? 15 yaşından beri yapıyorum. Ama şu anda artık bitiyor diyorsun. Belki de benden bitmek üzere. Bunun sebebi şey mi? Yemin fiyat var mı? Yaşlandaki yemin fiyatı kurtarmıyor ki. Anladım. Hadi denmeyim. Ne iş yapıyorsun? Nasıl gidiyor köy hayatı? Köy hayatı böyle gidiyor. Yani arazimizde falan yok. Öyle geçini yok yani. 76'da kamyonculukta yaptım. Orman kesiminde. Kamyonculukta yaptım. Sonra? Sonra mala çevirdim. Malı da sonra onu da bitirdim. Küçük baş. Ne zaman bitirdin? 10 sene oldu. 10 sene oldu. Şu anda emeklisin. Evet. İyi, nasıl gidiyor köyde İyi hayat? İyi Allah'a şükür, şimdi geçini yok yani. Kahveye geliyorsun, çay içiyorsunuz, oturuyorsunuz, süper. Böyle geçiyor. Artık dağlara gitmiyorsunuz mu? Yok, dağlara gitmez oldum ya. Ara sıra şöyle bir yürüseniz Hacer Ormanları'na doğru. Yok oraya. Ben çok geçsem şu ileride bir köprü var. O köprüye kadar varırım, ben oradan da çek edemeyim. Özlemiyorsunuz mu? Oradalarda anılarınız falan yok ya mu? Var ama gidemiyorum. Gidemeyim, güç yetmiyor. Yedi yok da. Güç yetmiyor yani. Anlıyor yani. Malı var kanak. Anladım. Geziyorduk dağlarda. İsmim Mehmet Fires. Ulupınar doğumlu. 1946'da doğumlu. Ormanda çalıştım. Ondan sonra bu zamana kadar mağazcılık, ondan sonra halıcılık derken bu zamanda emekliye ayrıldık. Şimdi bir tarafa gitmiyor. İsmim Adem Fires. 1967 doğumluyum. Ben geçmişten gelerek başlayacağım işe. Önce ecdadımız buraya gelirken Konya Karaman'dan geldiği araştırdım. Öyle biliyorum. 1956'da Yahyalı'ya geçmiş. Daha önceki ismi Ulupınar Baramaz'a, Karasel'e bağlı olarak araştırdığıma göre Karasel'den geçilmiş. Karasel'den sonra 1956'da şeye geçilmiş, Yahyalı'ya geçilmiş. Yahyalı, Kayseri'ye bağlanmış. Burada ilk gelişleri tahminime benim. Konya'dan gelişlerini oranı net anlayamıyorum ama burayı Ermenilerden bitirdikten sonra belli gönderilmiş hissediyorum. Ben öyle tahmin ediyorum, tahminime göre. İlk geldiklerinde biraz hayvancılıkla başlamışlar. Ondan sonra 56'dan sonra orman envalilerine 80'e kadar orman elvanlarıyla tomruk, odun bunlarla geçimlerini sağlamışlar. Ondan sonra tekrar bir daha hayvancılık başlamış. 40 bin küçük baş olan bir köydü bu köy. O şu an bitti. Şu anda millet mermerle uğraşıyor. İnşaat sektöründe çalışıyor. Köyün geçmişi ta günümüzden gelerek ben dedem de Çanakkale gazisi olarak gurur duyuyorum. Örf ve adetlerimiz devletine, milletine bağlı biri olduğu için bize de böyle bir fırsat verdiğin için teşekkür ediyorum kardeşim. 94'ten beri Milli Park sınırları içerisine girdi. Yaban hayatı koruma için çalışıyoruz. Hayvanları koruyoruz işte ormanı, hayvanı. Böyle yani. Geçim şartları da buradayım yani. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bu dağlar yerinden ayrılır bir gün. Niçe bin senedir çürüyen canlar hakkın emriyle derilir bir gün. Bu dünyada adam oğluyum dersin, harama halalı durmayıp yersin. Yeme el hakkını yer geç verirsin, inneden iplerden sorulur bir gün. Gördeki yıldızların önü terazi, ülkenden aşar gider biraz. Yarın mahşer günü sorarlar bizi, hak nizam terazide kurulur bir gün. Aladağlara bir geziye çıktık biliyor musun? Yahyalı'dan Nurettin Kaldırımcı var. Murat Dedeman var rahmetlik. Ondan Hasan Hüsnü Arkan var, sanat okulunu yaptıran. Bizedir bir akşam sohbetinde bir şeye tutuştular. Bir yanı diyor ay yüksekte, bir yanı diyor yıldız yüksekte. Bizim müdür bey vardı Maraş'ın Andırı'ndan. Orman İşletme Müdürü.
Celal Bey. Celal Bey dedi ki ya burada bizim hocamız var, ona danışalım dedi. Benden için biliyor musun? Allah razı olsun, bak orman müdürü bana söylüyor böyle. Bizim hocamıza soralım dedi. Tartışmaya gerek yok dedi. Ben dedim ki öyle direkt cevap vermem de mani olarak söylerim dedim. Şöyle dediler. 15 yıldır uğramadım yurduma, derd ortağı bulamadım derdimi. Eğer bir gün düşersen ardıma, aydan yukarıda yıldızlardan sor beni dedim. Sakalattılar. Biz diyor orman müdürü olduk, orman işletme şefi olduk filan, biz buralara yeremedik diyor. Bak bizim işçi diyor nasıl söyledi diyor bizim müdür, biliyor musun? Beni orada bir şey yaptı yani, havalandırdı. Kara bulut gibi göğe savrulma, acı boyraz gibi esip yorulma. Nerede güzel görsen gönül çevirme, bizim elde cana kıyan beyler var diyor. Sana derim allı gelin, has gelin, suya gider sağ elinde tas gelin. 7 yıldır ben sevdana düşerim, keremiyle şu sevdadan kes gelin. Ben seni severim, sen de seversen, insan olman, el sözüne uyarsan, cizme olayım, ayağına giyersen, ökçesinde çamurlara bas gelin. Güzelin yanağı ayın tekeri, ağzı oğul balı, dili frenk şekeri, omuzlar aşağı, gerdan yukarı, her bir yeri mamur olmuş güzelim. Güzellerin salağına varmalı, el kavuşturup divanına durmalı. Kırmızı önlüklü gözü sürmeli, ailelerde topak olur güzelim. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, muhanneden kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince. Gelirim ama döverler beni, bu evden kovarlar, güzel olanı severler, ben ölürüm görmeyince. Senin çağın geçer olur, bu dünyalar kime kalır, zorucuk türler gazel olur, vakti da derilmeyince. Der Mustafa'm sözüm haktır, düşmanımdan dostum çoktur, bizim için de ayrılık yoktur, ya siz ya ben ölmeyince. Yar gerilenir, bir kötüye düşen güzel, ölmez ama sarılanır. Bizim elde bir gül biter, vakti gelince tez yeter. Her kötüde bir söz atar, bitmiş işler gerilenir. Adalarda olur harman, yanakların derde derman. Gönül dediğin bir değermen ufaklanır, irilenir. Der Mustafa'm belki yerler, bahçende açılmış güller. Koç yiğide düşerse dilber, al çiçekle korulanır. Değil mi? Bitti mi? Daha biter mi? Kadir Mevlam, senden bir yar isterim. Şöyle bir güzel de bana ver, gönlümü eleyim. Bak istediği güzel nasılmış. Güvercin topuklu, huma bakışlı, tavus kuşu gibi göksün akışlı. İnci dişli olsun hem kara kaşlı, boynuna sarılıp yatmak isterim. Sallanaydım alabeşik içinde, görüneydim güzellerin göçünde. Kamalağına karardıcın içinde, kırmızı yönlüklü yar ister gönül. Hanımdan doğar ezberlerim. Ben havuzda okudum, havuzluk. Yahyalı Havuz Osman. Yahyalı Havuzluk okudun. Havuz Osman Özkan vardı. Sen yetişmedin ona da. He. O şeyin gözbaşını beriyan da Abdullah'ın bahçenin ucunda fe onun son evi. Diğeri çekiyor son evi. Orada. Aktı gitti derelerden sel gibi, geldi geçti buralardan yel gibi. Hoyrat eli değmiş, Gonca gül gibi, bozulmuş bağlara döndün mü gönül diyor. Sallanaydım alabeşi içinde, görüneydim güzellerin göçünde. Kamalağının karardıcın içinde, kırmızı yönlüklü yar ister gönlüm diyor. Sabahtan uğradım ben bir uşağa, hayran oldum belindeki kuşağa. Gel yatalım kutlu zıbın döşeğe, beğenmez yatsığı kol ister gönlüm diyor. Maşallah. Evli misin bekarım? Bekarım. Öyle mi? Bağrım ezgin ne salınırsın, cevahir pas mı tutar ne silinirsin. Baktıkça gözüme hoş görünürsün, atam sevmez seni benden ziyade. Ben eski yarimden vazgeçtiysem yeniyle sevdiğim ondan ziyade. Mustafa amca, bu kadar şiir mani biliyorsun ya. Hı. Gençlikte yüreğini yakan bir kız falan mı oldu? Yok, ben kendi aileme gönül düşürdüm, ondan aldım yani. Tamam. Yani belki oradan başlamıştır dedim, böyle bir şiirler falan. Güzel ezberlemişsin maşallah. Sallanı sallanı gelen bir güzel, sana arz edeyim hallerimizi. Eğer güzel benim sözüm tutarsan geri döndüreyim yollarımızı.
Oğlan sen kendini ileri atma, gizli sırlarını ellere satma. Bilip bilmediğin her yere gitmez, yabancı deremez güllerimizi. Oğlan sende mi oldun yüze gülücü, senin sözün ciğerimi delici. Ben bir uzak olsam sen de alınca dokunsan alamak tellerimizi diyor. Şahin Toprak. Şahin Toprak, amcam ne iş yapıyorsun burada sen? Emeklisin. Emeklisin. Gençliğinde ne iş yapıyordun? He? Gençliğinde ne iş yapıyordun? Gençliğimde mi? Her iş yapıyoruz. Hayvancılık, ormancılık. Kaç sene oldu bırakalı? 3-4 sene oldu. Bu coğrafyada çıkmadın, dağ tepe kaldı mı? Yok. Her yere çıktın. Çıkmadın mı? Yok. Yok, ismim Hasan Dönmez. Ulupınar köyünde kahve çalıştırıyorum. Muhallinden emekliyim. Yani engelli emekliyim. Babamın üstüne kahve benim de. Orada yanlış anlama olur. İşte böyle yani ben buralarda böyle geçiyorum. Nasıl gidiyor köyde hayat? İyidir. İnsanlar diğer yerlere göre güzel. Güzel. Gelip gidiyor mu insanlar? Gelip gidiyor. Müşteri de normal. İşte böyle hayat böyle sürüyor yani. Devamı. Şimdi sen kahvecisin. Kahveciler bilir. İnsanların kahvede en çok konuştuğu konu nedir? En çok konuştuğu ne? Öyle. Ya sen bilirsin. Şey, yani o öyle şeyleri ben kulak bilemem. Ekonomi mi? Siyaset mi? Köy hayatı mı? Tabii, hayvancılık mı? Şeyine göre, adamına göre siyasette konuşuluyor. Şeyine göre her türlü konuşuluyor yani. Şu anda en çok gündem olan ne? Gündem olan şu anda siyaset, ekonomi, siyaset. İkisi de gidiyor yani. Evet. Ahmet Türezoğlu Pınar. Ne iş yapıyorsun amcam? Emekliyim. Emeklisin. Nasıl gidiyor köyde hayat? Evet, güzel, iyiydi. Neden iyiydi? Pahalılık çok. He, pahalılık. Köy etkileniyor mu pahalılıktan? Özellikle. Hep göçük ediyorlar işte. Şu anda eskisi gibi tabii üretim olmadığı için yok, ister istemez etkileniyor. Yem pahalı olduğundan hep malını satıyor, dışarıya göçme yapıyor. Peynir falan da olmayınca yok, tabii ki ister istemez süt ürünleri. Evet. Siz gençliğinizde ne yaptınız amcam? Malcılık yapardım. Malcılık yaptınız. Ben hemen 200 davarım vardı. Şimdi emekliye hiç yok, bir şey yok. Anladım. Peki teyzem, sen nasılsın? Baldızım olur. He, baldızın mı olur? Nasıl gidiyor köyde hayat? Eskisi gibi artık çok yorulmuyorsunuz teyzem. Artık çamaşır makinesi şudur budur, yani çok fazla onlar bir... Onlar var canım, onlar yumağı gezelim, elimizde yurduk. Eskiden Aksu'nun deresinde herhalde yün yıkardınız, değil mi? İşte çamaşır yıkamaya, o tür şeyler oluyordu. Şimdi nasıl, eski oranla? Gayrı gücümüz yetmez oldu, oturuyor. Şimdi artık oturuyoruz diyorsun. Torun seviyorum. Gayrı gücümüz yetmez oldu. Torun seviyorsunuz. Abi nasıl gidiyor market hayatı? Market hayatı bek. Vallahi düzenli değil. Şimdi normalde köylerde bakkal olur ama sen artık market rafları yaptırmışsın, bayağı büyük yapmışsın. Yaptırdım ama müşteri yok. Müşteri yok. Evet. Burayı da mı vurdu ekonomi? Vurdu. Peki insanlar temel ihtiyaçlarını alamıyor mu abi? İnsanlar alamıyor. Yem pahalı, bu köyün geliri hayvancılık. Yem pahalı olduğundan, ondan sonra malı yem pahalı. 350 lira yem alıp, 25 lira dolmuş parası yemi bağaca atıp getirip, sana geçiyi satacağım 1100 liraya. 3 tane yem yedirdiğin zaman 3 torba bir geçiyi mal ediyorum zaten. Sıkıntı. İnsanlar daha çok Yahya'dan mı alıyor? Ne yapıyor abi? İnsanlar daha çok Yahya'dan marketlerden alıyor. He, burada bütün, her şeyi bulamıyor tabii. O da var. Var. Yani şimdi her insanlarda çok talep olmayınca sen de her şeyi getiremiyorsun tabii ki. Talep olmayınca. Eskisi gibi fiyatlar da şey evet, değil. Yüksek. Köyde yaşayan insan da kışın olmuyor fazla. Fazla göç veriyor. Yazın yaylacıya geldiği için normal oluyor.